Merhaba, ben Marilla. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Osmanlı dönemine ait mücevherleri ve pırlantaları konuşacağız. Osmanlı'da mücevherler imparatorluk karakterlerini ve statülerini yansıtıyor. Gücü temsil eden değerli taşlar ve mücevherler imparatorlukların her daim gözdesi olmuştur. Hatta Kanuni Sultan Süleyman gençlik döneminde mücevherlere olan ilgisinden dolayı kuyumculuk eğitimi bile almış. En görkemli ve gösterişli mücevherleri padişahlardan sonra valide hanımlarda görüyoruz. Fakat ne yazık ki harem gizli ve özel bir alan olduğu için çok fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Tabii bir de günümüze gelene kadar mücevherlerin bazılarında değişiklikler yapılmış. Bazıları ise Topkapı Sarayı'nda ve dünyanın farklı bölgelerinde hala sergileniyor. İlk olarak Osmanlı'nın en merak uyandıran mücevheriyle başlamak istiyorum. Kaşıkçı elması. Öncelikle neden kaşıkçı elması denildiğini konuşalım. Bu taş Sultan 4. Mehmet Nam-ı Değer Avcı Mehmet döneminde bir yangın sonucunda bulunuyor. 17. yüzyılın ikinci yarısında yangın sırasında onu bulan kişi değerini anlamıyor ve bir kaşıkçıya 3 kaşık karşılığında elması satıyor. Dönemin sadrazamının ise bir şekilde bu taştan haberi oluyor ve kaşıkçıya gidiyor. Bu taş kaşıkçıdan elması alan sadrazama da kısmet olmuyor. Padişah bunu duyuyor ve hazineye ekliyor. Bir kaşıkçıdan alındığından ve şekli de bir kaşığı andırdığından ismi de kaşıkçı elması olarak kalıyor. 86 karat olan elmasın etrafı da küçük fakat birbirinden değerli taşlarla işleniyor. Yapılan araştırmalarda 18. yüzyılda Sultan 1. Abdülhamit'in portresinde de görüldüğü söyleniyor. Portrede elmas bir sorguç olarak kullanılmış. Gelelim bir diğer mücevherimize. Mücevher dediğimizde çoğumuzun aklına küpeler, kolyeler, yüzükler geliyor. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nda altın tahtlardan düğmelere ve hançerlere kadar pek çok üründe de elmaslar ve değerli taşlar görüyoruz. Sizlere Osmanlı'ya ait San Francisco Asian Art Museum'da sergilenen bir tüfekten bahsetmek istiyorum. 1730'lu yıllarda yakut, elmas ve zümrütlerle işlenmiş bu tüfek Sultan 1. Mahmut döneminde yapılmış. Mücevherler gücü temsil etme özelliğinin yanında mesaj da iletiyorlar. Mesela zümrüt taşlar insanın ömrünü uzattığı için bu tüfekte kullanılmış olabilir. Gizli bölmelerden oluşan bu tüfek olağanüstü bir işçilikle yapılmış. Tüfeğin kabzasında bir bölme var ve bu bölmenin içerisinde yine değerli taşlarla işlenmiş bir kutu yer alıyor. Kutunun içerisinde ise bir kalem ve ucunu tıraşlamak için minik bir bıçak var. Tamamı el işçiliğiyle yapılmış bir sanat eseri. Tüfekte bir başka bölme daha var ve o bölmede de değerli taşlarla işlenmiş bir hançer bulunuyor. Tüfeğin her bölümünde tam anlamıyla muazzam bir çalışma görüyoruz. Osmanlı'da mücevher objelerinin çok fazla yer aldığını söyleyebiliriz. Topkapı Sarayı'nda sergilenen başka bir mücevherden bahsetmek istiyorum. Topkapı hançeri ya da diğer adıyla zümrütlü hançer. Adından da anlaşıldığı üzere elmas ve zümrüt taşlarla işlenmiş hançer, 1741 yılında 1. Mahmut döneminde İran Şahı Nadir Şah'a hediye edilmek üzere yapılıyor. Fakat Nadir Şah bir anda ayaklanmada hayatını kaybediyor ve hançer geri gelerek Osmanlı hazinesine geri ekleniyor. Saray eserlerine değer biçmek çok zor. Fakat dünyanın en pahalı hançeri olarak gösteriliyor. O dönemlere ait taş bilgileri olmadığı için net karat ölçülerini maalesef veremiyorum. Hançerin altından ve kapüşon kesim zümrütlerden yapıldığını söyleyebiliriz. Osmanlı mücevherlerinde çiçek motifleri oldukça fazla. Hatta sadece mücevherlerde değil, her alanda çiçeklere olan ilgiyi görebiliyoruz. Bu hançerin de orta kısmında yer alan renkli minelerle süslenmiş çiçek motifleri yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. ve 17. yüzyılda mücevher alanında çok renkli taşlar kullanılıyor. Yapılan araştırmalarda Osmanlı'da yer alan değerli taş kitaplarında o dönem ismi Cevhername diye geçiyor. Renkli taş kullanımı hep bir neden-sonuç ilişkisine bağlanılıyor. Taşların ne işe yaradığı ve ne anlama geldiği saray tarafından da ilgi odağı olmuş. Mesela yakutu dilinizin altına koyduğunuz zaman ferahlatan bir etkisi olduğunu ya da firuze taşına sabah erken uyandığı
kitaplarınızda baktığınız zaman gününüzü neşelendireceğine kadar pek çok bilgi Cevhername'de yer almış. 18. yüzyıla geldiğimizde ise elmas ve pırlantaları görüyoruz. Elmasların da sert yapısından dolayı gücü temsil ettiği düşünülüyor. Sultanlar tarafından da en çok tercih edilen değerli taş olma özelliği taşıyor. Ve bu haftanın da sonuna geldik. İçeriğimizi hazırlarken Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun ve Profesör Doktor Arzu Terzi'nin araştırmalarından yararlandım. Osmanlı mücevherleri üzerine yaptıkları araştırmaları incelemek isteyenler muhakkak kitaplarını edinsinler. Umarım Osmanlı Saray Koleksiyonu mücevher içeriğimizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Pırlanta gibi ışıldayın. Hoşça kalın.